Sevgili dostlar, arkadaşlar merhaba. 17 Temmuz 2020 sabahında Fenerbahçe gündemi yapacağız. Aldığımız notları ve bilgilerimizi ve görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe'de bir kadro derinliği planı var. Yani adı geçen transferdeki futbolcuların hepsini ilk 11 oyuncusu olarak planlamayın, düşünmeyin. Çünkü her ne kadar üzerinde tartışılan bir yabancı kuralı olsa da yaklaşık 10-12 kulübün federasyon nezdinde itiraz ettiği belirtilse de ben yeni yabancı kurulunun gelecek sezon planlandığı ve açıklandığı gibi yaşanacağını, uygulanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bununla birlikte Fenerbahçe'nin özellikle yerli piyasasında ya bunlar Anadolu kulüpleri futbolcusu, bunlar Fenerbahçe'nin veya büyük takımın oyuncusu değil denilecek, yorumlanacak bazı futbolcularla da ilgilenmesini çok yanlış bulmuyorum. Çünkü gelecek sezon ve bir sonraki sezonla birlikte futbolun yapısı Türkiye'de yani yabancı kuralıyla birlikte çok çok değişecek. Şimdi Fenerbahçe'de bir kadro derinliği harekatı var. Bu kadro derinliği harekatı çerçevesinde Fenerbahçe'nin aslında ilk 11'in oyuncusunu belirlediği sol bekte Novak'ın arkasına ve yine büyük ihtimalle renklerine katacağı ve gelecek son haberi beklediği sağ bekte Gökhan Gönlü'nün arkasına rekabet de yaratabilecek oyuncularla ilgili temasları sürüyor. Sol bekte Fenerbahçe, Kasımpaşa'da kiralık oynayan bonservisi bir Suudi Arabistan kulübünde olan Yusama Haddadi, evet Haddadi ile ilgileniyor Fenerbahçe sol bek için. Bu oyuncunun menajeriyle görüşülmüş, menajerinden de olumlu yanıt alınmış. Futbolcunun Fenerbahçe'de oynamaya devam etme arzusu da var. Fenerbahçe'nin kulübü, bonservisinin olduğu kulübü Suudi Arabistan'da olan, bu sene biliyorsunuz bu sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen sol bek Haddadi ile bu anlamda kadro derinliği çerçevesinde de ilgilendiğini sizlere ifade edeyim. Fakat ben her yeni bir sol bek isminden bahsettiğimde Novak olmuyor mu gibi yorumlara sorular geliyor. Novak'ta hiçbir problem yok. Novak Fenerbahçe'nin çok 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 büyük bir ihtimalle yeni sol beki olacak arkadaşlar. Bu arada yayını beğenirseniz çok teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri de açmanızı sizlerden rica ederim. Gelelim diğer tarafa. Fenerbahçe Gaziantep FK'nın Gaziantep Futbol Kulübü'nün sağ beki Oğuz Ceylan'la da ilgileniyor. Net olarak ilgileniyor. Yine menajeriyle temas kurulmuş. Kulübüyle temas kurulmuş. Bu anlamda da Fenerbahçe solda Haddadi, sağda Oğuz Ceylan olmak üzere bir kadro derinliği, ilk 11 üzerinde bir rekabet yaratabilecek transferleri bu şekilde planlamış durumda. Fenerbahçe'de bugün dikkatimi çeken bir haber oldu. Sabah gazetesinde sevgili Galatasaray muhabiri PlaySpor ailesinden aynı zamanda Mehmet Özcan demiş ki Fenerbahçe Galatasaraylı Ömer Bayram'a bonservisini eline alırsan sana kapımız açık demiş. Şimdi bakın bundan daha önemli detaylar da var içinde. Güzel, ilginç bir haber. Diyor ki Ömer Bayram yaklaşık 6 aydır maaşını alamıyor. Zaten 400 bin euro ile ilk 11'in en az maaş alan oyuncusu artı %15 maaş indirimi talep edilince de şoke oldu. Bu arada Fenerbahçe bu oyuncuya, Emre Belözoğlu'nun da fotoğrafı var orada adı geçmese de, tabi futbol aklı Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Ömer Bayram'a bonservisini eline alırsan, yani bonservisi, bonservissiz bir futbolcu haline gelirsen bizim sana kapımız açık diyor. Şimdi bu başka bir şey, bunu konuşacağız. Şu önemli, Ömer Bayram'a burun kıvırından olursa ben o fikre katılmam. Neden? Kadro derinliği, bahsettiğim bölüm, yabancı sınırlaması gerçeği, bizi bekleyen, futbolumuzu bekleyen o bölüm, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda, üzerine bir de bu sene arkadaşlar Ömer Bayram 13-14 asist yapmış, fazla gol atmamış, bir golü var galiba ama azimli bir oyuncu, rekabet yaratabilen bir oyuncu. Anlatabiliyor muyum? Yani Ömer Bayram kötü bir oyuncu değil. Transferi düşünülebilecek mantıklı bir oyuncu bonservisi de elinde olursa, ki Galatasaray görmüş, büyük takım görmüş, artık belli bir kültüre, belli bir seviyeye de ulaşmış bir oyuncu. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yayıncı kuruluşuyla ilgili iddialar ortada. Dün Tahir abi Hürriyet'te yazdı, Tahir Kum. Yayıncı gelecek yıllarla ilgili indirim istedi, liraya çevirelim dedi. Kulüpler sürekli indirim isteniyor, sürekli sözleşmede revizyon isteniyor deyip karşı çıktı. Kulüpler artık hukuki yollara başvurma kararı aldı gibi haberler yazıldı ve Tahir abi de bunların çoğunu yazdı, ifade etti.
Dolayısıyla bunu koyun kenara. Pandemi sürecinde diğer gelirlerin kesilmesini koyun bir kenara. Galatasaray'ın Ömer Bayram'a 6 aydır maaş ödemediği gerçeğini bir Galatasaray muhabirinden duyduğumuzu da koyun. Ne kadar zor durumda kulüpler, transferde ne büyük sıkıntılar yaşanacak, bunları da hesap edin. Ben Fenerbahçe'nin transfer limiti sorununa takılacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'de birçok oyuncuyla yollar ayrılacak, sadece maaşları bile inecek. Ve Fenerbahçe bonservisi elinde özellikle oyunculara gider. Kiralama yönüyle transferler yaparsa, bununla birlikte bir iki de oyuncu satışı gerçekleştirirse, gelecek sezon Erol Bulut'a vermek istediği takımda bence iddialı olabilir. Bu arada dün PlaySpor'da transfer gecesinde Eyüp abiyle konuştuk. Bir soru geldi Nuri Şahin'le ilgili. Ben dedim ki Fenerbahçe'nin Nuri Şahin'e dönük yeni bir planı, yeni bir adımı yok. Sezon sonu bekleniyor dedim. Yani yeni bir şey yok. Dakikalar geçtikten sonra bir haber geldi Eyüp Yıldız'a. O da dedi ki Nuri Şahin yeni sezonda Başakşehir Futbol Kulübü'nde oynayacak dedi. Yani ikisi birbirini tamamlayan haberler oldu. Bir puzzle'ın parçası oldu. Evet, Nuri Şahin'le ilgili gelen son bilgi bu PlaySpor'da. Nuri Şahin Başakşehir'de oynayacak, tercihini öyle yapmış. Bence bu tercihte Fenerbahçe'nin Nuri Şahin konusunda çok net bir şekilde isteğini ortaya koymaması da oldu. Ben hep ne diyorum? Fenerbahçe bazı oyunculara net gidiyor, bazı oyuncuların durumunu soruyor ve acele etmiyor. Yani şimdi Caner Erkin'i çok istedi Fenerbahçe. İddia o ki Mert Hakan yandaşın aldığı ücreti duyunca Caner Erkin teklifte arttırma gidilmesini isteyince ipler biraz koptu. Caner Erkin Galatasaray'a yanaştı. Ne yapıyor bu sefer Fenerbahçe? Diğer opsiyonlarını öne çıkarıyor değil mi? Caner Erkin defterini tam olarak kapatmasa da ne o opsiyonlardan bir tanesi? O opsiyonlardan bir tanesi Hasan Ali ile devam etmek. O opsiyonlardan bir tanesi az önce ifade ettiğim gibi Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Haddadi isimli sol bek futbolcusu. Dolayısıyla transferde planlı gitmek lazım. Defterde bir sürü isim yazar. O isimlerden kimisi önceliklidir. Kimisi ikinci, üçüncü sıradadır öncelik sırası olarak. Fenerbahçe'de bu şekilde devam ediyor. Ben Ömer Bayram meselesine biraz daha geri gelmek istiyorum. 400 bin euro alıyor. İlk 11'in en az maaş alan oyuncusu. Performansı ortada. Yine de %15 indirim istiyorsunuz. Şok ediyorsunuz futbolcuyu. Ve bununla birlikte 5. madde Mehmet Özcan'ın haberinde olduğu üzere Galatasaray muhabiri olarak arkadaşımız Galatasaray'da 6 aydır maaş almıyor. Biliyorsunuz Mariano'nun menajeri de 4 aydır maaş almadıklarını söylemişti. Sanırım yabancılara veriliyor, yerlilere verilmiyor tartışması da Galatasaray'la ilgili bununla birlikte yeniden ortaya çıkacak. Fenerbahçe'de de Max Kuru ise maaşını alamadığı iddiasıyla ayrıldı. O cepheden gelen haberlerde 2-3 aylık bir maaş gecikmesi vardı. Ama Fenerbahçe'de bir 6 aylık maaş gecikmesinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ben yıllardır şampiyon olamamasına rağmen, sıkıntılar yaşamasına rağmen hep bir adım önde kalmasını taraftarının gücüne ve tabii yönetiminin biraz gücüne bağlıyorum. Fenerbahçe hep söylüyorum. Ekonomik anlamda özellikle takıma sahip çıkma, aidiyet anlamında da taraftarı biraz farklı. Takıma ekonomik olarak destek verme anlamında da Fenerol olayındaki gelirleri ben hiçbir kulübün yakalayabileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarı ekonomik anlamda da kulübe sahip çıkma anlamında daha bir farklı, daha bir önde, bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten Fenerbahçe önümüzdeki 5-10 yıllık dilimlerde artık Türk futbolunda yeniden öne geçirecek olan potansiyel asıl güç de taraftarıdır. Bu anlamda Fenerbahçelilerin ben umutlu olması gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki önümüzdeki yıllarda artık yeni şampiyonlar, ki bu sene Trabzon bence hala kopmadı, hala bir ümit var. Ki Trabzon'a da açıkçası ben şu anlamda destek veriyorum arkadaşlar. Trabzonspor iyi futbolcular çıkarmaya başladı. Türk futboluna ciddi hizmetlerde bulunuyor ve bir renk Trabzonspor. Önemli bir kulüp. Şampiyon da olmalarını isterim. Ama bu sene Başakşehir artık bu hafta kazanırsa şampiyon olacak. İpler tamamen kendi elinde. Yenilse bile son hafta umudunu taşıyacak. Denizlispor deplasmanında Trabzonspor çok büyük bir şans elinin tersiyle itti. Dolayısıyla ben bu anlamda Başakşehir'in daha önde olduğunu düşünüyorum. Ve yeni şampiyonların o noktaya geleceğim, çıkacağını düşünüyorum Türkiye Ligi'nde. Yani Sivasspor'un, Alanyaspor'un bu yapılanmalarıyla büyük kulüplerin transfer anlamında yaşayacağı sıkıntılar, ekonomik sıkıntılarla birlikte doğru kadroları kuramamaları
gerçeğinin bizi beklediğini de düşünerek yeni şampiyonlar çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi burada konuşarak tamamlayalım. Bu arada yayınımızı eğer beğenirseniz videoyu çok teşekkür ederim. Abonelik ve bildirimleri açma noktasında da lütfen eksik kalmayın. İşte bu noktada Fenerbahçe ezeli rakiplerinin geldiği bu noktada biraz daha doğru yapılanır ve risk değil. Yani Fenerbahçe eli bolken riskler alabiliyordu. Mesela Andre Schürrle bu futbolcuyla ilgili Fenerbahçe risk almamalı bence. Alınabilir, saygı da duyuyorum. Alınırsa takım, taraftar sahip de çıkmalı, destek de verilmeli. Ama Andre Schürrle konusunda mesela Fenerbahçe yıllık 4,5 milyon eurodan falan bahsediliyor ilk yıl için. Sonraki yıllar için 2,5 milyon eurodan bahsediliyor. Böyle bir külfetin altına girmemeli bence. Perotti orada sakatlık takvimi daha sık olmasına rağmen oynayan bir oyuncu olarak çok daha mantıklı bir oyuncu. Veya Trezeguet'e gidersiniz, anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe doğru bir yapılanma ortaya koyarsa şampiyonluklar yolunda ezeli rakiplerinin önümüzdeki yıllarda önüne geçer. Tekrar rica ediyorum, yayını beğenip abonelik ve bildirimleri açma noktasında da destek olursanız sevinirim. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin, hoşça kalın.